Merhaba arkadaşlar, ben Utuncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Birinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Birinci soruda yanıtımız Ceyhan. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde sabitlenmiş olan K ve M mıknatıslarının arasına L mıknatısı serbest bırakıldığında şekildeki konumda dengede kalıyor. L mıknatısı serbest bırakıldığında dengede kalıyormuş. Bu nasıl olabilir? Şimdi şöyle bakalım. Bunlar yani iki tarafta aynı anda çekecek veya aynı anda itecek. Bu başka türlü olmaz. Çekme durumunu ele alıyorum. O zaman buraya ne diyorum? Buraya da ne diyorum, tamam mı? Buraya ne deyince burası S oluyor. Dolayısıyla da burası N oluyor. Şimdi ben N ile başladım ama S ile de başlayabilirim. Fark etmez. Şimdi bakın. X ve T'nin kutupları zıttır. X ve T'nin yani kutupları zıttır diyor. Şu anda yani durum sakat oldu. Bir bakalım itme durumunda böyle ortaya çıkmadı. Bir de çekme durumunu ele alalım. Şimdi buraya baktığımızda buna ne dersen buna S diyeceğim. Çekme durumunu yapmak. Hoppa bir dakika yanlış yaptım, özür dilerim. Şimdi az daha soruyu patlatıyorduk yani. Şimdi iki tarafta itecekse o zaman iki tarafta itsin bak. Yani burada itiyor dedik, S dedik, özür dilerim. Burayı da S yapmamız lazım ki itebilsin. Ona göre gidecektim çünkü. X ve T kutupları zıttır. Şimdi ben çekme durumuna göre yaptım. Bir de itme durumuna göre yapalım. Rahat olsun içiniz. Şimdi burayı N alıyorum yine. Çekecekse her iki tarafta buna S diyeceğim. Ama buna S dediğim için buna N demek zorundayım. Bu N ise ve çekecekse bunlar, o zaman burası da S olacak. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir durum oldu şu anda. X ve T'nin kutupları zıttır. X N ise, tamam mı? Yani çekme durumunda da itme durumunda da zıt çıktı. Bu tamam diyoruz buna. Eyvallah diyoruz. Y ve Z kutupları zıttır. Y ve Z kutupları zaten zıt olmak zorunda. Aynı mıknatısın yani ne yaparsan yap. Ortaya koyduğunuz zaman bu ikisi zıt olmak zorunda. Bu tamam. Y ve T'nin kutupları aynıdır. Y ve T'nin kutupları aynı olmadı bakın. Burası her iki durumda da S çıktı. Ama burada bir N bir S yakaladık. Yani itme veya çekme durumuna göre değişebiliyormuş bu demek ki. O zaman garantili aynıdır demek değil. Yani bazen aynı oluyor. Çekme durumunda aynı oldu ama itme durumunda yani zıt çıktılar. Bunda soru işareti var diyoruz. O zaman birinci soruda yanıtımız 1 ve 2'den dolayı Ceyhan'a gidiyor. Yine de kontrol edelim. Evet, 1 ve 2 Ceyhan'a biz de açmışız. Ve yani yanıt Ceyhan yani. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Utuncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. İkinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. İkinci soruda yanıtımızı Edirne olarak açtık. Şekil 1 ve 2'de sürtünmesiz yatay düzlemde sabitlenmiş mıknatısların yanına konulan X, Y, Z cisimleri serbest bırakıldığında ok yönünde, oklar yönünde hareket ediyorlarmış. Peki, tamam. Şimdi efendim baktığımız, böyle baktığımız zaman şekilde görelim arkadaşları. Şimdi çekiyor, tamam mı? Çekiyor ama mesela bu bir mıknatıstır. N'dir, S'dir, çeker. Ama bu demir parçası olduğu zaman da her türlü çeker. Burada soru işareti. Burada yapacak bir şey yok. Mıknatıs bir cismi çektiği zaman ilk önce etkiyle elektrikleyip, etkiyle manyetik hale getirip onu çekebilir. Yani demiri yani bu şekilde kendimize doğru çekebiliriz. Ama itme olayı arkadaşlar etkiyle olmuyor. Siz demir parçasını her türlü hangi kutup olursa olsun kendinize çekerken itme olayı sadece ve sadece mıknatıslı olur. Bunu lütfen unutmayın. Her türlü sadece ve sadece. Bak tekrar söylüyorum, demiri S kutbu önce kendine bakan tarafı N yapar, sonra da kendine doğru çeker. Yani demiri ilk önce etkileyerek onu mıknatıs haline getirdi. Etkiyle yani mıknatısladı onu ve sonra kendine çekti. Bu demirde olur. Ha, mıknatıs da çekebilir ama sonuçta dediğim gibi N kutbu denk gelmiştir, çeker. Orada soru işareti ama bu ikisi garantili. Yani yanıtımız Edirne oluyor. Bakalım, evet, biz de yanıtımızı Edirne olarak açmışız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Utuncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Üçüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Üçüncü soruda yanıtımızı Adana açmışız. Şekil 1, 2, 3'te serbest halde boyları D olan özdeş yaylar ve ip özdeş mıknatıslara bağlanarak yatay sürtünmesiz düzlemde tutuluyorken tüm mıknatıslar serbest bırakılarak sistemler tekrar dengeye geliyor. Peki, şimdi burada şuna dikkat edelim. Burada itme kuvveti var, tamam. Burada çekme kuvveti var. Burada da itme kuvveti var. Ama şöyle bir şey bak, bu pozisyonu koruyacak olanlar mesela bak burada herhangi bir değişiklik yok. Bu D sabit kalır, tamam mı? Bu D sabit kalır. Peki burada bak şu D dediğimiz şey aradaki uzaklık azalır. Çünkü bu yaydır sonuçta, esnek bir şey.
Bu mıknatıs kutupları birbirini çekince aradaki uzaklık azalır. Burada da aynı şekilde aralarındaki uzaklık esnek bir ortam var, yay var. İtiyorlar. O zaman ne olacak? Artacak. Şimdi aradaki uzaklık artarsa etkileşim tabii ki de azalır. Yani sonuçta buradaki kuvvet, yani o başlangıçtaki referans olarak isterseniz şunu alalım. Bunlar kıpırdamıyor ya. Şu ipteki gerilmeye mesela ben buna yani F3 demişler ama ben buna F demek istiyorum ve bunu referans olarak almak istiyorum. Herhangi bir şekilde çünkü aralarındaki uzaklık değişmiyor. Peki bu ona göre uzaklığın arttığı bir durum ya. Yani o zaman bu aralarındaki D kadar mesafe olduğu zaman buradaki yani kuvvet eğer F1 ise kesinlikle ve kesinlikle aralarındaki uzaklık açıldığı için F'den küçük hale gelecektir. Şu F3'ten yani küçük hale gelecektir. Aynı mantıkla burada düşünürsek bunlar da birbirlerini çekiyorlar. Aralarındaki mesafe azalıyor ve dolayısıyla etkileşim güçleniyor. O zaman burada oluşan kuvvet yani F2 F'den büyük olacaktır. O zaman sıralamayı yaptık bakın. F2 F ondan sonra da F1 şöyle bir şey. Yani F2 F'den büyük olacaktı. Yani F1 de F'den küçük olacaktı. Bu F dediğimiz şey zaten F3'tü. O zaman 2 3 1 diye sıralayabiliyoruz bu arkadaşları. Ve o zaman yanıtımız da 2 3 1 yani Adana oluyor. Bir daha kontrol edelim. Evet, 3. soruda yanıtımız Adana'ymış. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Oto Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 4. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 4. soruda yanıtımızı Edirne açmışız. Evet, dünyanın manyetik alanı ile ilgili olarak eğitim öğretim amaçlı bir tane soru. Hangileri etkili olmuştur? Dünyanın manyetik alanı verilenlerden hangilerinde etkili olmuştur? Pusula kullanarak yön bulunması. Arkadaşlar, yani sonuçta dünyaya baktığınız zaman diyelim ki şöyle bir şey. Hani coğrafi olarak kuzey üst tarafı olsun. Mesela hadi gene böyle gösterelim. Şu hani döndüğü eksen. Şu nokta coğrafi kuzey kutbu. Tamam mı? Burası da işte coğrafi güney kutbu. C coğrafi anlamında. Tamam mı? Ama şimdi baktığınız zaman dünyanın manyetik alan çizgileri aynı noktalardan giriş ve çıkış yapmıyor. Ve biz pusulayla hani baktığımızda kuzey bu taraf dediğimizde coğrafi kuzeyi göstermiş oluyoruz. Ve yani aslında coğrafi kuzey dediğimiz yerde yani manyetik olaraktan mesela bir şey pusula iğnesi şeydir, tamam mı? Mıknatısı tuttuğunuz zaman yani mıknatısın ne kutbu yukarıyı gösteriyor. Aşağısı da yani işte S kutbunu gösteriyor. Şöyle bakın şöyle ifade edeyim. Şöyle mıknatısı yerleştirdiğiniz zaman burası neyi? Burası da S'yi gösteriyor. O zaman S aşağı tarafa bakıyorsa burası nedir? Manyetik olarak, tamam mı? Yani falan kuzey kutbu olacak. Çünkü N S'yi çeker. Az daha yani yanlış yapıyordum. Burası da yani ne oraya bakıyorsa manyetik olarak hani güney kutbudur. Böyle bir şey var. Ve bu ikisinin arasında da sapma açısı dediğimiz açı var. Peki ben bunu neden yaptım şimdi? Şöyle, madem burası manyetik kuzey kutbudur, kuzey kutbundan çıkıp güney kutbuna doğru manyetik alan çizgilerinin böyle yani bir güzel magnetosfer denen dünyayı yani etraftan gelen yıldızlardan, güneşten gelen hani yüklü parçacıkların etkisinden korumak için doğal bir kalkandır bu. Magnetosfer, manyetosfer ne diyorsanız. Şimdi bu durumda hani pusula da sonuç olarak nedir? Bu manyetik alan çizgilerine uyum sağlar. Dünyanın manyetik alan çizgilerine uyum sağladığı için bize doğru yönü gösterir. Bunda kesinlikle dünyanın manyetik alanı etkili yani. Güneşten gelen zararlı ışınların dünyayı koruması işte oluşan bu manyetosfer, dünyanın etrafında oluşan manyetik alan çizgilerinin oluşturduğu bu kalkan bizi, manyetosfer adı verilen bu kalkan güneşten gelen zararlı ışınlardan bizi koruyor. Doğru. Kutup ışıklarının oluşması. İşte bu noktada hani işte güneşten gelenler buralardan giremiyor ya mesela şimdi buradan giremiyor ama şuralardan gelenler sonra yüklü tanecikler buradan boşluk bulunca şu tamam mı yani tam bu noktalarda böyle artık hani bazıları aşağıya doğru gelip şu kutup dairelerinde tamam mı böyle enteresan yeşilimsi ışıkların hani bunun turizmi bile yapılıyor. Yani böyle gelen yüklü taneciklerin atmosferle etkileşimi sonrasında böyle ışık gösterisi gibi bir gösteri oluyor. Bunlar ama kutuplarda oluyor, kutup dairesinde oluyor. Buna aurora deniyor. Kutup ışıklarının oluşmasında da kesinlikle manyetik alan, dünyanın manyetik alanı etkili. Dediğim gibi eğitim öğretim amaçlı bir soru oldu. Bu soruda yanıtımız Edirne oldu. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar, ben Utku Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 5. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 5. soruda yanıtımızı bol olarak açmışız. Şekilde kütleleri 2M ve M olan XY çubuk mıknatısları sürtünmesiz yatay düzlemde aralarında 3 ev uzaklıkta yani tutuluyorken serbest bırakılıyor. Tamam. Şimdi baktığımız zaman 2M, M olması beni ilgilendirmiyor. Bunlar NS ya. Şu anda bunların birbirine uyguladığı çekim kuvveti eşit büyüklüktedir. Bu garantilidir. Tamam mı? Bu net. Ama burada hareket edecekler ve cisimlerin yani hareket ivmelerinden dolayı aldıkları mesafeler de konuşulacak. M çarpı A diyoruz. Bak M'ye de F'ye etki ediyor. 2M'ye de. O zaman sen şimdi kütlenin arttığı yerde sonuçta yani ne olacak? Mesela burada F eşittir M çarpı A diyoruz ya. A Y olsun. Hani Y mıknatısı. Aynı kuvvet diğerine de etki ediyor. 2M çarpı A X olsun. Şimdi burada arkadaşlar ben buna A dersem buna da 2A demek durumundayım. Net. Ve bu ivmeler sizin hızlanma şekliniz kat ettiğiniz mesafeyi de etkiler. Şimdi bu noktada düzgün hızlanan bir cisim için yani hız zaman grafiği çizersek eğer bakın şöyle bir şey olacak, tamam mı? Diyelim ki T sürede A ivmesiyle hızlanan bir vatandaşsınız. İvme demek hızdaki birim zamandaki yani hız değişimi demektir. Yani ivmen senin 4 ise her saniye hızın 4'er 4'er değişir. Hızlanıyorsan 4'er 4'er artar. Yavaşlıyorsan 4'er 4'er azalır. Peki yani ne bileyim ivmesi 4 ya. Atıyorum 5 saniye hızlandı. Ne olur? O zaman 4 kere 5'ten 20 olur hızı. Peki ivmesi 4. T saniye hızlanırsa ne olur? O zaman 4 çarpı T deriz. Ha, bir de ivmeyi bilmiyorsan. Mesela ivmesi A ise. Yani her saniye hızı A değişiyor. Ve o zaman T saniye hızlanırsa ne olur? Hızın T saniye sonra AT kadar olur. Ve buradaki yer değiştirmeyi yani X'i bulmak istersek yani o zaman ne olacak? Üçgen alanıdır. AT çarpı T bölü 2'dir. O da 1 bölü 2 AT karedir. Şimdi ben burada ne yapmaya çalışıyorum? Şimdi yaptığımız yer değiştirmeye bakıyoruz ya. Yer değiştirme ivme ile birinci dereceden doğru orantılıdır. Yani siz ivmeleri A ve 2A diye bulduğunuz zaman şunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Aynı süre geçtiği zaman bu vatandaş eğer x kadar yol alıyorsa, x demeyelim isterseniz d diyeyim. Tamam karışmasın şu x'te. 2a ivmeye sahip olan da 2d kadar yol alacaktır. Bunu bir kere rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve o zaman bak şimdi y'nin ivmesine ne demiştik biz? Y'nin ivmesine 2a demiştik. Burada yazıyor. Şöyle bunun ivmesi 2a oldu. Bunun ivmesi de a oldu. Ve ona göre de yol alacaklar. Bu arkadaş D kadar yol gittiğinde bakın ne güzel ayarlamışız D kadar. Bu arkadaş ivmesi 2 kat olduğu için 2D gidecektir ve L noktasında karşılaşacaklardır. Artık soruyu okuyabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi mıknatıslar LM arasında karşılaşır. Hayır bir kere yalan. Mıknatıslar L noktasında karşılaşırlar. Doğru. X mıknatısı Y'ye daha büyük kuvvet uygular. Hayır öyle bir şey yok. Etki tepki kuvvetidir. Yani kütleleriyle alakalı değildir. Hatta birinin kutup şiddeti de farklı olabilir. Daha diğerine göre daha güçlü bir mıknatıs olabilir ama fark etmez. Kesinlikle bunlar aynı kuvvetle birbirini çeker. Bu da yani sonuçta daha büyük kuvvet uygular özür dilerim. Yani olmaz diyoruz. Yalnızca ve yalnızca 2 numaralı önerme doğru oldu. Ve biz de şunu bir evet bolu diye yanıtımızı açmışız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Utku Öncü, fizik öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 6. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 6. soruda yanıtımızı A'dan açmışız. Şimdi şekildeki özdeş X'e mıknatıslarından X tavana iple asılarak teğet gerilmesiyle Y su içinde yüzen tahta üzerindeki dengedeyken ile Y su içinde yüzen tahta üzerinde dengedeyken kaptaki suyun yüksekliği H'dir. Tamam. Şimdi burada ne olmuş? Bunlar birbirini çekiyorlarmış. Ona lütfen dikkat. Buna göre diyor Y mıknatısının kutupları ters çevrilirse T ve H nasıl değişir? Tamam bir inceleyelim bakalım. Şimdi bakın burada olan şey şu. Bunlar birbirini çektiği için bu ipteki gerilme bir kere G mıknatısının ağırlığı olsun artı F manyetik kuvvet var burada. Ona göre çektiği için normalde böyle. Buna baktığımızda ne var? Aşağıya doğru arkadaşlar G ağırlığı var. Yukarıya doğru manyetik kuvvet var. Tamam mı? Şöyle yapayım. Yukarıya doğru manyetik kuvvet. Ve yukarıya doğru tabii ki de tahtanın hani o H yüksekliği ile alakalı olarak kullanacağız ya. Yani şöyle söyleyeyim. Hani aslında bu kadar bilimsel olmaya gerek yok. Yani bunu belirtmeme gerek yok. Aşağı doğru ağırlık var. Yukarıya doğru işte çekme kuvveti var. Yukarıya doğru da tepki kuvveti var. Tamam mı? N tepki. Şimdi
Buna gerek kalmayacak ama bakın çok rahat ifade edeceğiz. Bunu S yaparsanız, bunu N yaparsanız ne olacak? Bunlar birbirini itecek. Sen mıknatısı aşağıya doğru daha çok iteceksin. Dolayısıyla tahtayı suyun içine daha çok sokacaksın. O zaman buradaki H artar arkadaşlar. Yani H'nin artması o kadar da beni zorlamadı. E şimdi S yani yaparsak biraz önce çekiyordu ya, şimdi itmeye başladı. Sen bunu itmeye başladığın zaman biraz önce G ile manyetik kuvveti topluyordun. İpteki gerilme kuvveti öyle bulunuyordu. İtersen o zaman hani ağırlığı artık hani buradaki manyetik kuvvet dengelemeye başlar. Ve dolayısıyla bakın şöyle bir durum olur. Yukarıya doğru T var. Yukarıya doğru manyetik kuvvet var. Aşağıya doğru G var. E biraz önce G ile manyetik kuvveti toplarken şimdi T'yi bulmak istediğin zaman G'den F'yi çıkarmak zorundasın. E o zaman normalden daha da azalıyor yani. E o zaman T'de de azalır diyeceğiz. Yanıtımızda bu anlamda Adana diye açacağız. Şöyle bir daha kontrol edelim. Evet, Adana diye açmışız. Ve beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 7. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi 7. soruda yanıtımızı bolu olarak açmışız. Şekildeki akım geçen elektromıknatıs bir demir çubuğa yaklaştırılarak mıknatıslık özelliği kazandırılıyor. Tamam. Ona bakacağız birazdan. Buna göre demir çubuğun KLM bölgelerinin kutupları için aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere biz elektromıknatısımıza bir yoğunlaşalım. Bakın artıdan çıkan akım böyle geliyor. Arkadan geldi. Önden bu şekilde gözükecek. Şöyle geçecek. Ben şimdi elektromıknatısa bakıyorum. Arkadan öne doğru bir akım var. Siz de şekle bakarak yapın. Çünkü ön tarafta parmaklarımız böyle halka yapısı olan yerlerde dört parmağı akımla gösteriyoruz. Arkadan öne doğru yani sonuçta bir akım var. O zaman baş parmağın manyetik alanı gösteriyor. Yani burada şöyle bir şeyi çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Manyetik alan çizgileri buradan çıkıyor, tamam mı? Ve tabii ki de böyle bu şekilde N'den S'ye doğru elektromıknatıs tadında böyle olacak. O zaman burası N kutbu, burası S kutbu oldu. Bunu arkadaşlar işte istediğiniz kadar, bakın istediğiniz kadar büyük çizebilirsiniz, tamam mı? Şöyle şekli de uydurmaya çalışıyorum. Şimdi N'nin karşısına o zaman siz burada S dikmek zorundasınız. Ve hani en yakında, yani eğer en yakın olan noktada S oluyorsa uzak olan noktalarda da bu demir çubuk N kutbu olarak tepki verecektir. Bunun aynısını bakın elektrostatikte de yapıyoruz. Burası artı olsun. Şöyle bir çubuk karşıma getirirseniz ben burada eksileri görmek isterim karşımda. E artılar nerede olacak? Artılar da kenarda olur, böyle mümkün olduğunca uzak noktada olur. O bakımdan benzerlik gösterir. Sen herkes olaraktan şöyle bu tarafa doğru bakarsan, N'nin karşısına S koyarsan uzak noktalarda da tabii ki de tam ters kutbu görürsün. Bunu da söyleyelim. Şimdi bu mantıkla artık ne oldu? N, S, N arıyoruz biz. Ona lütfen dikkat. Ve N, S, pardon doğru muyuz? L, S olacak. Yani K, L, N, K, L, M diye N, S, N diyoruz. Evet, Bolu diyoruz. Kontrol edelim yine. Yanıtımızı da Bolu olarak açmışız. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 8. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 8. soruda yanıtımız denizde oldu. Şimdi bakıyoruz, şekildeki sayfa düzlemine birbirine paralel aynı yönde I ve 2'yi akımları geçen X, Y tellerinden D uzaklıktaki O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın şiddeti B'dir. Tamam, ikisinden de aynı uzaklıkta, güzel, ama biri I, biri 2 olduğu için doğal olarak 2'ye akım geçen daha baskın tabii ki de. Buna göre bakalım ne istiyor? İşlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa B azalır. Peki, şimdi şurada şöyle bir şey var. Şimdi baktığımız zaman şunu bir söyleyelim. Manyetik alan, akımın manyetik etkisi ya, akımla doğru orantılıdır, uzaklıkla ters orantılıdır. Şimdi elimi böyle yapıyordum, düz tel, çünkü baş parmak akımın yani geçen telin üzerinde olacaktı. Böyle yaptığında O noktası sağda kalıyor. O zaman şu dört parmak, fırlatmamam gereken dört parmak da X telinin sağ tarafında kalıyor. Siz de lütfen şekle bakarak yapın bunu. Ve parmaklarım içeriği gösteriyor. O zaman burada, yani ben akım, bak uzaklıklar aynı ya. Akımdan dolayı şöyle bir yapayım. Bx dediğimiz şey zaten çarpı şeklinde oldu. Aynı mantıkla baş parmağımı Y telinin üzerine koyarsam akım yukarıya doğru gidiyor ya. Diğer dört parmak da O noktasında olacak şekilde, bakın baş parmağımın solunda kaldılar bu sefer. O noktası çünkü telin solunda kaldı. Ve parmaklarım dışarıyı gösteriyor. Siz de şekle bakarak yapın lütfen. Şimdi bu noktada o zaman bakın ne oluyor? By dediğimiz şey nokta şeklinde dışarıya doğru oluyor ve tabii ki de 2Y'nin baskınlığı söz konusu. Mesela sen
Şöyle diyebilirsin. Bx'e B dersin. O zaman B'ye 2B olur. Bu noktadaki manyetik alan, yani O noktasındaki manyetik alan BO diyeyim ben. Tamam mı? B kadar olacaktır. Ve nokta şeklinde, yani sayfa düzleminden dışarıya doğru olan manyetik alanın baskınlığı söz konusu olduğu için nokta diye gösterilecektir. Şimdi biz bunun değeriyle alakalı olarak B'yi azaltma peşindeyiz, tamam mı? Ve bileşke manyetik alanın şiddeti de B'ymiş. Yani benim uydurduğum B, 2B'ler, yani soruyu yazan kişi, yani benim uydurduğum soru şeyle doğru orantılıymış. Şimdi baktığınız zaman şiddeti ne diyor? İşlemlerinden hangileri yapılırsa Y telinden geçen akımı 4i'ye çıkarma. Ya bunu yaparsak ne olur biliyor musunuz? B'ye o zaman bakın. B'ye 2B'ydi ya. 2B'ydi ya. E o zaman sen bunu 4B yaparsın. O zaman ikisinin arasındaki fark B olmaz. 3B olur. E bu olmaz yani. Sonuçta biz B'yi azaltmaya çalışıyoruz. Bu artırır. Peki telleri birbirinden eşit D kadar uzaklaştırma. Yani sen bunu mesela diyelim ki buraya getirdin, tamam mı? Bunu da buraya getirdin, şöyle yaptın. Burası da D kadar olsun, eşit miktarda uzaklaştırdım ben, tamam mı? O zaman sen burada B'yi ne yapacaksın? B bölü 2'ye dönüştürdün. 2B'yi de ne yaptın? O zaman hani B'ye dönüştürdün. Aralarındaki fark da B bölü 2 oldu. Görüyor musunuz? Çünkü sonuçta bu aralarındaki fark zıt yönlü olduğu için farkını almak zorundaydın. B bölü 2 oldu. Gerçekten de bu oldu. X telinden geçen akımı 2i'ye çıkarma. Başa dönüyorum. X telinden geçen akımı 2i yaparsan o zaman bu B dediğin şey ne olur? 2B olur ve bunlar birbirini götürür. Bu vatandaş da 0 olur. E ne olur? B azalır mı? Evet azalır. 0 oldu. Bu da olur valla. Evet ne oldu? 2 ve 3 oldu. Denizli oldu. Gayet güzel soruydu. Evet, biz de yanıtımızı Denizli olarak açmışız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.